İnsan haklarını gasp nasıl bir suç ise haksızlıklara karşı çıkmamak da en azından vicdanlarda mahkumiyeti gerektiren yüz kızartıcı bir suç olarak görülmelidir. Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki göstermek için Samsun Büyük Camii önünde protesto eylemi yapıldı. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Kılınan cuma namazı sonrası caminin bahçesine toplanan protokol üyeleriyle yüzlerce vatandaş Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü kınadı. İnsanlığın ve çağdaş dünyanın ve özellikle de İslam dünyasının kanayan yarası ve ayıbı olmaya devam eden Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarının ve baskı politikalarının son bulabilmesine insanlık adına bir nebze olsun katkı sunabilmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. İnsan hakları egemenlerin tanıyacağı ve tanımlayabileceği bir lütuf değildir. İnsan olmanın gereği yüce yaradan tarafından bahşedilmiştir ve hiçbir otorite tarafından askıya alınması ve sınırlandırılması düşünülemez. Grup adına açıklama yapan Samsun Milli İrade Platformu Başkanı Hasan Duran, Çin'in asimilasyon ve yok etme politikalarını reddettiğimiz gibi sömürgeci zihniyetin ürettiği çıkar odaklı söylem ve eylemleri de reddediyoruz dedi. Doğu Türkistanlara karşı yapılan hak ihlalleri, tahkir, tecrit ve yurtsuzlaştırma politikaları milletimizi kaygıya düşürmektedir. Gerçekle hiçbir ilgisi olmamasına karşı bazı ülke ve etnik yapıları insan hakları ihlali yapmakla suçlayıp ekstra çıkar elde edenler, zulmün sesinin bütün dünyaya yayıldığı Doğu Türkistan söz konusu olduğunda sessiz kalmaktadırlar. Çin'i yaptığı zulüm, baskı ve katliamları nedeniyle kınıyoruz. Sorunun çözümü ve insanlık ve çağdaşı uygulamaların son bulması için erdemli bütün ulusal, uluslararası kurumları, İslam ve Türk dünyasını da göreve davet ediyoruz. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين خير من أنصف العالمين اللهم عليك بالظالمين في كل مكان.